Günaydın tatlı öğrencilerim. Hayat bilgisi dersimizin bir önceki dersimizde yerel yöneticiler, merkezi yönetim tarafından atanmış vali ve kaymakamlarla ilgili bilgiler vermiştik. Hatırlayalım. İli vali yönetiyordu, ilçeyi kaymakam yönetiyordu, mahalle ve köyleri muhtar ve yerel yönetimlerde belediye başkanları görev alıyordu. Bugünkü dersimizde bu yöneticilerin atanma biçimleriyle ilgili konumuzla devam edeceğiz. Çocuklar, aşağıda verilen yöneticilerin yönetim başına gelme yollarını birlikte yazalım. Yani seçimle belirlenen yöneticiler kimler? Bunları bir hatırlayalım. Seçimle belirlenen yöneticiler kimler? Duydum cevaplarınızı. Kimlermiş? Belediye başkanları. Başka? Muhtar çocuklar. Ayrıca ülkeyi idare eden siyasi iktidar, hükümetler ne yapar? Seçimle iş başına gelirler. İşte belediye başkanı ve muhtarlar da yaşadıkları bölgede seçimle 5 yıllığına seçimle göreve gelip o bölgenin her türlü sıkıntısını, sorununu gidermek için çalışan yöneticilerdir. Peki bir de seçimle iş başına gelmeyen, yani merkez hükümet tarafından atanarak iş başına gelen devlet memurları vardır. Kimdir bunlar? Vali, ili yöneten en yetkili kişiydi. İkincisi kaymakam çocuklar. Kaymakam da ilçeyi yönetirdi. İlçedeki en yetkili kişiydi. Bir diğeri de kimdi? İl özel idaresi müdürü. İl özel idareleri çocuklar illerin sorunlarını, sıkıntılarını tespit eder. O sıkıntı ve sorunların giderilmesi için projeler üretirler. Bu projenin finansmanı, yani parasal yönlerini hesaplar, ilgili yerlere sunarlar çocuklar. Demek ki seçimle belirlenen yöneticilerimiz belediye başkanı ve muhtarlar. Atamayla belirlenen yöneticilerimiz ise vali, kaymakam ve il özel idaresi müdürüdür çocuklar. Peki, gelelim ülkemizin yönetim biçimine. Ülkemizdeki yönetim biçimi, ülkemizin hangi biçimle yönetilir diye bir soru sorsam ne diyeceksiniz? Tabii ki diyeceksiniz ki ülkemiz cumhuriyet ile yönetilir çocuklar. Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Peki cumhuriyet yönetimi ne demek? Bu nasıl bir yönetim biçimi? Çocuklar, cumhuriyet yönetimi halkın egemenliğine dayanır. Yani bu yönetim şeklinde halk kendisini yöneten kişileri kendisi seçer. Peki bunu nasıl yapar? İşte seçimlerle. Belli bir süre için, yani 4 yıl, 5 yıl süreler için kendisini yönetecek, kendisi adına kanunlar, yasalar çıkarıp onların uygulanmasını sağlayacak hükümetleri kim göreve getirir? Halk getirir çocuklar. Halk seçtiği yöneticilerin belli bir süre için kendilerini en iyi şekilde yönetmesini isterler. Atatürk 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Millet Meclisi'ni açarak cumhuriyet yönetiminin ilk adımını atmıştır çocuklar. Ne zaman? 23 Nisan 1920'de Ankara'da ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak cumhuriyet yönetiminin ilk adımı atılmıştır. Ve Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlatılan Kurtuluş Savaşı 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanıyor. Bütün düşmanlar yurdumuzdan tamamen çıkarıldıktan sonra 29 Ekim 1923'te Atatürk ve arkadaşları
ne yapıyor? Diyor ki bu ülke için en iyi yönetim şekli cumhuriyettir diyerek 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan ediliyor. Ve cumhuriyetin ilanıyla birlikte ilk cumhurbaşkanı olarak da kim seçiliyor? Atatürk seçiliyor. İşte 29 Ekim 1923'ten günümüze kadar yaşadığımız bu ülkenin yönetim biçimi nedir? Cumhuriyettir çocuklar. Dünyadaki en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir. Ülkemizde cumhuriyet kurulmadan önceki yönetim biçimi neydi? Padişahlıktı biliyorsunuz. Padişahlık babadan oğula geçen bir yönetim biçimi. Yani padişahın söyledikleri geçerli, yap dedikleri yapılır, yapma dedikleri yasak olur. Kimse yapamaz. Bir ailenin yönetim biçimi olaraktır çocuklar. Ama cumhuriyet yönetiminde herkes söz sahibidir. Kendisi adına ülkeyi yönetecek kanunlar, yasalar çıkarıp onların uygulanmasını sağlayacak kişileri kim seçer? Halk seçer. Dolayısıyla yönetimde halkın egemenliği hakimdir çocuklar. Bunun içindir ki dünyada en iyi yönetim biçimi cumhuriyettir. Öyleyse cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak, daha da geliştirmek, güçlendirmek için ne yapmamız lazım? Üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmemiz lazım. Evet çocuklar, Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ve her yıl 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayramı olarak biz ne yaparız? Coşkuyla kutlarız. 29 Ekim'i kutladığımız Cumhuriyet Bayramı milli bir bayramdır. Ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlarız. Okulumuzu, sınıfımızı, cadde ve sokakları bayraklarla ne yaparız? Süsleriz. Cumhuriyet yönetiminde seçim yapılır dedik. Halk oy kullanır. Tabi seçme ve seçilme yaşına, hakkına sahip olan kişiler arasında halk oy kullanır. Kendini yönetecek kişileri, yani milletvekilleri seçer. En fazla oy alan parti iktidara gelir ve ülkeyi en iyi şekilde yönetmeye çalışırlar. Çocuklar, burada bir kavram haritamız var. Bu kavram haritasındaki soruları beraberce cevaplayalım. Devletimizin adını yazalım. Bizim devletimizin adı nedir? Duydum, hepiniz cevabınızı verdiniz. Nedir çocuklar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki, Cumhuriyet kurulmadan önceki devletin adı neydi? Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti. Cumhuriyet kurulduktan sonraki, şu anki devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Peki, Cumhuriyet ne zaman kurulmuştu? Cevaplarınızı alalım. Tabii ki Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kurulmuştu. Biz de bugünü, 29 Ekim gününü milli bayram olarak kutluyoruz çocuklar. İşte Cumhuriyet, devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet'in kuruluş tarihi de 29 Ekim 1923. Peki, yine kavram haritasındaki soruları yanıtlamaya, cevaplamaya devam ediyoruz. Cevaplayalım birlikte. İlk cumhurbaşkanımız kimdir sorusunu bütün sınıfa soralım. Sorduk. Herkes aynı anda cevabını verdi. Kimdir ilk cumhurbaşkanımız? Mustafa Kemal Atatürk. Yani cumhuriyetin kurucusu. Peki, cumhuriyeti kim kurdu? Cevabını verdik. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları çocuklar. Son cumhurbaşkanımız kimdir? Şu anki cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dır çocuklar. Devam edelim. Aşağıda verilen önemli gün ve tarihleri eşleştirelim. Bizim ülkemizde kutlanan önemli gün ve tarihler var.
Milli bayramlarımız var. Dini bayramlarımız var. Hatırlayalım. Peki Cumhuriyet'in ilanı hangi tarihte gerçekleşmiştir? Hangi tarihte? 29 Ekim 1923'te. Peki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açılmıştı? Biz bugünü biliyorsunuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Peki ne zaman açılmıştı ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi? 23 Nisan 1920'de. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkması. Biz bu tarihi Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak biliyoruz. Ne zaman çıkmıştı? 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a bandırma vapuruyla giderek Kurtuluş Savaşı'nı ne yapmıştı? Başlatmıştı çocuklar. Peki Zafer Bayramı, yani düşmanın yurdumuzdan tamamen temizlendiği, savaşın sona erdiği tarih, Zafer Bayramı olarak kutladığımız tarihte nedir? 30 Ağustos'tur çocuklar. Şöyle ok işaretiyle gösterelim. Demek ki Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923'te, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920'de, Atatürk'ün Samsun'a çıkması, yani Kurtuluş Savaşı'nın başladığı tarih 19 Mayıs 1919'da ve düşmanın tamamen yurdumuzdan çıkarılıp Zafer Bayramı olarak kutlandığı gün ise 30 Ağustos'tur. Bu önemli günler çok bizim için çok çok önemli ve değerlidir çocuklar. Peki devam edelim. Bir çalışma var burada. Aşağıda verilen bilgilerden Cumhuriyet'in getirdiği yenilik olanlara gülen yüz çizelim çocuklar. Tüm vatandaşların eşit bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı oldu diyor. Biz Cumhuriyet'le birlikte çocuklar birçok alanda yenilikler yaptık. Geri kalmış ülkemizin gelişip güçlenmesi için bir takım yeniliklere ihtiyaç vardı. Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra her alanda eğitim, sağlık gibi birçok, ekonomi gibi birçok alanda yenilikler yapıldı. İşte Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan yeniliklerle ilgili çalışmalar. Tüm vatandaşlar eşit bir şekilde bütün sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip oldular. Peki ne oldu başka çocuklar? Türk alfabesi kullanılmaya başlandı. Biliyorsunuz şu anki kullandığımız alfabemizden önceki alfabe çok zordu. İnsanlar kolay öğrenemiyorlardı, okuyup yazamıyorlardı. Şu anki kullandığımız alfabe ne oldu çocuklar? Yapılmaya başlandı. Eski Arap alfabeleri kaldırılarak yerine Latin alfabesi dediğimiz şu anki kullandığımız alfabemiz kabul edildi. Bizler de kolayca ne yapıyoruz? Okuma, yazma öğreniyoruz. İşte Türk alfabesi kullanılmaya başlandı Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte. Peki başka ne oldu? Yeni yollar, fabrikalar, köprüler, barajlar yapıldı çocuklar. Fabrikalar, yollar, barajlar yapıldı. Başka neler oldu? İnsanlar istediği yerlere yerleşme, seyahat etme, istediği yerleri gezme hakkına sahip oldular çocuklar. Başka neler oldu? Halk kendisini yönetecek yöneticilerini seçti. Kimler? Belediye başkanları, muhtarlar, hükümetler. Ve eski ölçü birimlerinin yerine yenileri kullanılmaya başlandı. Yani bütün dünyanın kullandığı işte metre, kilogram, saat gibi ölçü birimleri, litre gibi ölçü birimleri Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kullanılmaya başlandı çocuklar. Diğer birçok alanda
Cumhuriyet'in ilanından sonra insanlar ne oldu? Daha da birlikte çalışarak, gelişerek, güçlenerek Cumhuriyetimizin kurulduğundan bugüne kadar herkes sorumluluklar alarak Cumhuriyetimizi ne yaptık? Geliştirdik, güçlendirdik. Peki görevimiz bitti mi? Hayır. Ne yapmalıyız? Bu güzel ülkemize, bu yönetim biçimine ne yapmalıyız? Daha da geliştirip güçlendirmeliyiz. Ülkemizi daha ilerlere ne yapmalıyız? Götürmeliyiz çocuklar. Bu konuda hepimize düşen bir takım görev ve sorumluluklar vardır. Burada bir çalışma var çocuklar. Boşlukları kutudaki uygun kelimelerle tamamlayalım diyor. Ülkemizin yönetim şekli nedir? Cevabınızı verdiniz. Nedir çocuklar? Cumhuriyettir. Peki ülkemizi sevmeli, nokta nokta değerlerimize sahip çıkmalıyız diyor. Sevginin bu cümlesini hangi kelimeyle tamamlayabiliriz? Ülkemizi sevmeli, milli değerlerimize sahip çıkmalıyız çocuklar. Demek ki ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir diyor Mert. Sevgi de diyor ki bu güzel ülkemizin milli değerlerini sevmeliyiz, ona sahip çıkmalıyız diyor. Peki devam ediyoruz. Levent diyor ki sahip olduğumuz nokta nokta bilinçli kullanmalıyız. Neleri bilinçli kullanmalıyız? Sahip olduğumuz kaynakları çocuklar. Fen bilgisi dersinde anlatmıştık. Kullandığımız kaynaklar bir gün tükenecek demiştik. Öyleyse sahip olduğumuz bu kaynakları bilinçli bir şekilde kullanmalıyız ki kaynaklarımız tükenmesin. Osman ne diyor? Nokta nokta önem vermeliyiz. Ülkemizdeki nokta nokta insanların artması için çok çalışmalıyız. Neye önem vermeliyiz? Eğitime çocuklar. Peki ülkemizdeki bilim insanlarının artması için de çok çalışmalıyız. Şu içinde bulunduğumuz, yaşadığımız şu günlerde eğitimin ve yetişmiş bilim insanlarının ne kadar önemli ve değerli olduğunu çok daha iyi anladık değil mi çocuklar? Bugün ülkemizin bütün dünyayı saran bu olumsuz bir mikroba karşı, görülmeyen bir virüse karşı ne yapıyor bilim insanları? Yetiştirdiğimiz uzman doktorlarımız, eğitimli insanlarımız ne yapıyor? Çözümler üretiyorlar. En az zararla atlatmaya çalışıyoruz. İşte eğitim ve bilim çok çok önemlidir çocuklar. Bir ülke gelişip güçlenebilmesi için eğitime ve bilime önem vermelidir. Yapılan bütün faaliyetler, bütün çalışmalar eğitim ve bilimin ışığında olmalıdır. Eğitimsiz, geri kalmış, cahil toplumlarda bilimden söz etmek mümkün değildir. Bilimin olmadığı yerde de her türlü olumsuzluklar, sıkıntılar ne olur? O alana hakim olur. Evet çocuklar, ülkemizin yönetimiyle ilgili bölüme bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum.